Diyor ki Gavsul Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri, yer yemişini o ulu kulların hatırına verir. Sema o ulu kulların kalplerinin hoşnutluğu için rahmetini yağdırır. Yani ne demek istiyor Hazret? Diyor ki ele ve husule gelen ne güzellikler varsa dünyada, kullar ne gibi güzellikler eriyorsa bilsinler ki Allah'ın güzel kulları rahmeti celbediyor göklerden de Rabbimiz onların hürmetine bizlere gönderiyor. Ve şöyle bir hitapta bulunuyor Gavsul Azam. İyi dinleyelim bunu, bakın. Biz demiyoruz, direkt Geylani Hazretlerinin sözleri. Biz bunu direkt bize söylüyormuş gibi algıladık. Size de öyle algılamanızı nasihat ve tavsiye ederiz. Sanki Hazret bizi görmüş de konuşuyor gibi söylüyor yani. Diyor ki, ey içi dışına uymayan, kullara ve sebeplere dayanan zavallı, bu çirkin halinle o büyük nasip sana gelmez. Allah dostu, Allah'ın ulu kulu, Allah'ın evliyası ki hürmetine yemişlerin bittiği, yağmurların yağdığı o ulu nokta, o Allah dostluğuna için dışın bir olmadan kullara ve sebeplere dayanan bir hal ile ulaşamazsın. Ulaşamayız. Onun için ne yap? Tevbe et, kendine gel, Hakk'a gel, İslam ol, Rabbine gel diyor. Acırım sana, bu sert sözüm seni üzüyor, biliyorum. Ama yanılıyorsun. Seninle aramızda bir düşmanlık yok. Tek gerçek şu ki ben doğruları söylüyorum. Doğruları söylüyorum ve sen Allah'ın emrini tutmuyorsun diye söylüyorum. Fakat büyüklerin sözü seni sıkıyor. Haklısın. Hak ilinden gurbete düşmüş kullara Hakk'ın kelamı ağır gelir. Hak ilinden gurbette olup da Hakk'ın kelamına kulak veren azdır. Haklısın. Çoğu miskinler, çoğu Allah'ın kulları verilen övgü kalbine yatırmazlar, gönül koyar diyor. Yanlışa düşer, gönül koyar. Geylani Hazretleri, hep onun sözleri teker teker. Ben sana bir şey söylediğim zaman onu Allah'tan bil. Beni çıkart aradan. Beni de Hak söyletir. Beni çıkar aradan, Hakk'ı gör. O öyle kudretlidir ki isterse bir kuru taşı bile konuşturur diyor Geylani Hazretleri. Bakın, çok ulu nasihatler bunlar. Büyüklerimiz bize söylüyor, nefsimize uymuyor, dediği gibi hemen gönül koyuyoruz. Kendimizi bilmiyoruz. En başından sonuna kadar nasihati dinlediğimiz zaman içimiz dışımıza uyuyor mu? Uymuyor. Başımıza gelen musibetler Allah'tandır diye seviniyor muyuz? Sevinmiyoruz. Kullara, sebeplere yönelip devamlı kızıyoruz. O niye böyle yaptı, bu niye böyle yaptı diye. Allah'a aşık olacaksan, Hakk'a vasıl olacaksan gidişat böyle değil. Böyle olamaz.